Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar neresinden başlayayım bilmiyorum. Ee, şu haberden başlayayım. Fenerbahçe'de mutlu son El Toro. Fenerbahçe Valencia forması giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez'in transferinde sona geldi. Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı. Sarla Hacivertler bir süredir görüşme halinde olduğu Maxi Gomez için kulübü ve kendisiyle anlaştı. Uruguaylı golcü çok yakında imza atacak diyor haberde. Şimdi haberi bitireyim duyumlarına geçeceğim. Hemen kısa sürede bitireceğim merak etmeyin. Siz aşağıya beğeni atarken yani beğeniler çoğalırken ben bitirmiş olacağım. Hadi bakalım başlayın. İşte Maxi Gomez'in maliyeti 6 milyon euro ve %20 diyor. Yani İspanyol 2.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve ek olarak sonraki satıştan %20'lik gelir. Arkadaşlar sonraki satış 18 milyon euro oldu diyelim. 18'den 6'yı çıkıyorsun 12. 12'nin %20'si ödenir. Yani buradaki şeye göre anlattığına göre. Sözleşmesi 3 artı 1 yıllık olacak. Yani 2026'ya kadar olacak diyor. Yıllık 2,5 milyon euro maaş biraz düşürebilirsiniz. Jesus'la görüştü diyor. Zaten Jesus'la görüşmese bence bu kadar beklemezdi de Uruguaylı oyuncu. Veda fotoğrafları çektirdi diyor. Edinson Cavani aldı kulübü biliyorsunuz. 106 maçta 23 gol 5 asist. Valencia formasıyla 106 maçta 23 gol 5 asist. İşte şimdi herkesin takıldığı kilit nokta burası. Ya hocam bu kadar golü sende atarsın diye. Açık söyleyeyim. Bu kadar golü ben de atarım evet. Ama nereye atarım? Şimdi Maxi Gomez ne oldu? Gelecek mi? Gidecek mi? Değil mi? kafalar şu anda 1 milyon. Ee, bir önceki videoda söyledim ama es geçirmesin. Fenerbahçe bu sezon iki tane maçta kritik sıkıntılar yaşayıp yani maçtan mağlubiyet de ayrıldı. Birisi Kiev maçı penaltı kaçıran Valencia. Diğeri Konya maçı kırmızı gören Valencia. Biz buradan ne anlamalıyız? Valencia'ya küfür edelim hocam. Yok biz buradan anlamamız gereken olay şu. Fenerbahçe Valencia'nın eline bakar bir konumda. Yani Fenerbahçe Valencia'nın eline bakar bir konumda. Demek ki Valencia'nın eline bakmak yerine kötülük eriği gibi forvetlerin olacak. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ahmet Selim Kul diyor ki Fenerbahçe yabancı sınırında yer açıp Maxi Gomez transferini açıklamayı planlıyor demiş. İyi de yabancı sınırında yer açma diye bir olay olmaz ki. Olamaz. Mantık olarak olamaz. Usulen olamaz. Çünkü yabancı sınırını biz doldurduk. Mesela Gustavo Gomez niye alındı? Kim Minji'nin yeri dolsun diye. Allah aşkına futbolun fesinden anlayan, azıcık kafası çalışan herhangi bir insan Kim Minji'nin yerini Gustavo Henrique'nin dolduracağına inanacak kadar aptal olabilir mi? Hocam öyle deme. Sus getirdi. Ben Jesus getirdi diyemem. Başka bir şey söyleyebilirim. Ya da belki de Jesus'a şu denildi. Yani yedek olarak oynasın diye. Şimdi Serdar Azize 5-6 ay maçları izledikten sonra Serdar Azize hepiniz görseniz dersiniz ki iyi e stoper. Bunu yedekleyelim falan filan dersiniz. Mesela ben Fenerbahçe'nin yerini tutsaydım Serdar Azize sağ stoper yedeği alırdım. Bak biz Abdülkerim'i niye almaya çalıştık mesela? Hiç düşündünüz mü? Muhtemelen Salahin'in yedeği Türk olsun. Serdar Aziz de Türk. Bir şekilde en az bir tane Türk oynatmış oluruz diye. Muhtemelen onu düşündük. Neyse. Herkes bir şeyler söylüyor. 12 milyon eurodan 5.5'a düşürüldü diyor Valencia'nın bonservisi A Spor tarafından. Bakın 5.5 civarı diyor. 6 demiyorlar. Niye 6 derlerse Mustafa Hoca yine bildiği yazmak zorundalar. Yağız Bey diyor ki Celta Vigo, Everton ve Borussia Mönchengladbach, Maxi Gomez'in Fenerbahçe transferini dikkatlice takip ediyorlar. Niye dikkatlice takip ediyorlar? Onlar da farkındalar futbolcunun geleceğinin. Olmazsa biz çörek denelim diyorlar herhalde. Ve son olarak diyor ki Yaz Bey Fenerbahçe Maxi, Gomes, yani Maxi Gomez cephesi Fenerbahçe'den haber bekliyor ve bu transferin bugün bitmesini istiyorlar diyor. Dün itibariyle söylüyor. Yani 30 Ağustos itibariyle söylüyor. Mesela 30 Ağustos itibariyle ben bir şey söyleyeyim. Ben videoyu çektiğim sırada. Bakın ben bu videoyu yani 30 Ağustos'un Son saatlerinde çekiyorum. Ben bu videoyu çektim sırada. Hala Pelkas Hull City açıklanmadı. Ama imzayı attı arkadaşlar. Resmi imzayı attı. Resmi imzayı attı. Yani buradan dönerse bugünden itibaren hiçbir transferin yani imzadan sonra bile gerçekleşme ihtimali yoktur derim. Yola açık olsun Pelkas'ın. Ben resmi imzayı hani gözümle görmedim ama gözüyle gören dostlarımız var. Mesela onu bekliyorum. Orada Serdar Aziz demişken ya Sabuncu oldu ki Serdar Aziz için Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi fakat Fenerbahçe kabul etme diyor. Teklifi de söyleyeyim mi? 3,5 milyon euroydu benim bildiğim. Hani benim bildiğimden hariç bir tekliften bahsediyorsa 3,5 milyon euroydu o teklif. Mesela 3,5 milyon euro kime verirse satarsın Türk Fener, Türk olarak Fenerbahçe'de. Muhammed Gümüşkaya falan hani satarsın. Mert Hakan Yandaş 7 milyon euro teklif geldi diyordu mesela Rusya'dan. Bence kerizlikti satmamak. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben birkaç tane barem söyleyeyim size. İrfan Can Kahveci 10.5'a falan filan aldın. Bugün 7 verisini anında satarım. 5 dakika beklemem. Anında satarım. Anında satarım. Bu arada Murat Zorlu da Gomez için diyor ki Maxi Gomez için cumartesi günü yaptığımız teklif pazar günü kabul edildi. Doğru. Anlaşma sağlandı diyor. Doğru ama oyuncu neden hala yola çıkmadı bilemiyorum diyor. Ben size dedim değil mi şu kadar saat içerisinde açıklanacak diye. O gerçekleşmedikten sonra ben artık sustum. Ben artık sustum. Şimdi şunu da belirteyim. Braga Beştaş'ın 2003 doğumlu stoperi Serdar Saatçi'nin anlaşmaya vardı diye haberler paylaşıldı sosyal medyada. Serdar Saatçi'yi bize yazmışlardı ama yani ben kime sorduysam biz ne görüştük, ne danıştık, ne fiyatını sorduk diyorlar. Ben de hani Ali Koç arayı bozmak için ya ne alakası var diyorlar. Yani sormadık sormadığımız futbolcunun neyini söyleyeceğim diyorlar. Onu belirteyim. Transferin son saatlerinde Kopenhag Cornelius'u 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor. Kulüpler anlaşmanın üstünde görüşüyorlar falan filan diye. 6'ya satıyorlarsa bedava. Başka bir duyumcu diyor ki Trabzon Cornelius'u satıp bir tane yabancı almak istiyor. O da Artem Doybuk diyor. Hani 6 milyon 250 bin euro alacaklarını söylüyor. Hayırlı olsun bizim taraftar 5 ay boyunca Cornelius Doybuk olayını konuşur. Muhtemelen Trabzonspor taraftarı da diyecek ki Cornelius eğer giderse yanlış anlamayın sadece giderse. Onlar da ki Ula Hacem, bu bizi Chopinaga sattı diyecekler. Değil mi? Kopenhag maçında ee, kötü oynadığını iddia ediyorlar bilerek isteyerek bazı kesim hepsi değil bazı kesimler öyle söylüyor. Fenerbahçe taraftarının şu başka futbolcuları mest etme huyu beni deli ediyor. Ve zor maçlarda ortada yok. Hiç gözükür de yok çünkü zor savunmalarla baş edemeyen bir oyuncu. Ama Sivas'ın yatacağını ben ta 20 yani yat, yatacak derken yenileceğini. Ta 21 Ağustos'ta yazmışım. 3-1 yenilecek bunlar yazın. Karagümrük tırt bir takım. Bugün bize gelse biz bile beşleriz diye. Bak Karagümrük beşlenecek takım. Şu Sivas beşlenecek takım. Ama Beşiktaş'a karşı özel bir ilgileri var. Kasımpaşa beşlenecek takım. Şu anki Hatay beşlenebilir takım. İstanbul Spor beşlenebilir takım. Ümraniye beşlenebilir takım. Zaten beşlenebilir diye tek orta sahile çıkıp puan kaybedecek. Bak altı tane takım saydım size. Bu altı takıma bakma. Mesela Konya Spor beşli yemezsin. Konya en fazla bir takım iki tane atar. Adana Demirspor'u da dörtleyemezsin. Süper Lig'de belki hiçbir takım Adana Demirspor'u dört atamayacak bu sezon. Ama Fenerbahçe yaptı. İyi de hocam Konya maçında gördük Fenerbahçe. Konya maçında ben Fenerbahçe'yi tanıyamadım ki. Siz bana ne anlatıyorsun? Ben o ben benim Fenerbahçe'mle bu Fenerbahçe arasında o dünyalar kadar fark var. Ben tanıyamadım takımı arkadaşlar. Açık söyleyeyim ben takımımı tanıyamadım. Ben takımı tanıyamadım onu söyleyeyim. O olay başka yani ona bir şey diyemem. Neyse konumuz dağılmasın hemen hızlı hızlı devam edelim. Ali Koç Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk şampiyonlukların adının Sarı Lacivert yazılmasını diliyorum demiş. Hepimiz diliyoruz. Ama Fenerbahçe Cumhuriyetin takımı olarak bilinir. 1. Atatürk'ün takımı olarak bilinir. 2. Belki de birçok kesimin bize düşmanlığı bu yüzdendir zaten. O da ayrı bir mesele ama Fenerbahçe, Atatürk'ün takımı dediğimiz Fenerbahçe, Cumhuriyet'in takımı dediğimiz Fenerbahçe 100. yılda şampiyon olamazsa ne başkan ne yönetim kadar. O da ayrı bir mesele ama yani Ali Koç ve çevresinin üstüne yani dikkatine hele hele gidip bir de bu ortamda Beşiktaş falan şampiyon olursa bayağı Ali Koç'un haline. Ben onu da söyleyeyim. Neyse biz konumuza dönelim. Bu arada Maxi Gomez'in Maç bitiminde e, Mesteya mıydı ya da hatıra fotoğrafı çektiğini hepiniz biliyorsunuz. Vallahi e, transferin kapanmamasıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Sadece tahmin yürütüyorum. Belki de Maxi Gomez konusunda her türlü anlaşmanın yapılıp hala açıklanamamasının sebebi e, mesela Dembele gibi bir futbolcuyu bekliyoruzdur belki de. Hani fırsat transferi doğar diye. Yani böyle bir fırsat doğar diye belki de bekliyoruzdur. Hani benim aklıma sadece o geliyor. Başka türlü bir şey gelmiyor. Şimdi 10. hafta olmadan daha 10. maç bile olmadan Ali Koç istifalar başladı. Jesus istifalar başladı. Lan bir durum, bir vicdansız da bir izleyelim takımı. Ya bakarsın hoca takımı sistemini der ki ulan 4-1-3-2 uyuyordu. Bu takım işliyordu 4-1-3-2'de der. Birdenbire 4-1-3-2'ye döner. Bakın 4-1-3-2'nin önemi şu iki tane kanat oynatıyorsun. Bir tane 8 numara oynatıyorsun. iki tane forvet ya da forvet ağırlıklı isim oynatıyorsun. Yani 5 tane ofansif isim oynatıyorsun. Bir ön libero ya da kesici bir isim. 4 savunmacı oynatıyorsun. Savunmacılar da genelde ofansif özellikle olduğu için fazla ofansif gözüküyor. Ama 3-4, 3'te 3 tane stoper, 2 tane kanat bek, 5. Bir tane ön libero, 6. Bir de kalecim var 7. Merkez orta sayıda sayarsan 8. 3 kişinin hücuma çıkıyor gibi oluyorsun. Bu takıma da psikolojik etki yapıyor. Mesela bir demiri değiştirdi. Bak bakalım neler oluyor. Yani bu e, mesela 6 numara eski öğrencisi diye her maçta Arao'yu oynatmayı sürdürürse, Lincoln'u solda oynatmayı sürdürürse tabii ki ağır eleştiriler alır. Ama Jesus'un şu cümleleri maçtan sonra şu cümleleri beni düşündürdü diyor ki gerçek seviyemizin bu maç olmadığını biliyorum. Bizim gerçek seviyemiz bundan önce oynadığımız maçlar. Ben oyuncularıma inanan bir antrenörüm. Bakın oyuncularıma inanan bir antrenörüm diyor. Oyuncularıma inanan. Bu işte futbolcuyu gaza getirebilir. Ya yani teknik direktörün kendisine inanması getirebilir. Bordo Burak Kapacak için teklif yaptı. Kabul edilme diyoruz ama o teklif kabul edilmedi değil. Belki revize edilip tekrar gelecektir. Siz bu videoyu izlerken belki bir şeyler olabilir. Tiago Çukur resmi olarak gitti. Fenerbahçe Spor Kulübü de sağ olsun Denver'a gittiğini açıkladı da hepimizin haberi oldu. Yani iletişimde o kadar kişi çalışıyor Fenerbahçe'de ama haberleri biz başka şekilde alıyoruz. Bu da bizi üzüyor. Yani Fenerbahçe'de iletişimden sorumlu ve bundan maaş alan insanlar var. Ama biz başka şekilde haberler alıyoruz. Üzüyor. Sonra Konya maçın başından beri tempoyu düşürdü. Kabul. Ön alan presi yapmaya çalıştık. Beceremedik. Kabul. Kırmızıdan sonra koptuk. Kabul. Hani Emre, Rossi, Lincoln, Ferdi oyundan kaybolduk. Kabul. Her şey kabul. Bir kardeşim diyor ki hocam bunu dile getir. Arao'nun yerine Crespo. zaytsın yanında oynasaydı. Ya da oyuncu değişikliğinde Arao'nun yerine Crespo, girse. Ara Crespo girseydi diye. Herkes oyuna sokabilirdi diyor. Crespo, İrfan yani topu tutabilen isimler diyor. Buna vurgu yap. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Crespo ile Arao yan yana oynatılabilir. Crespo, Zayt yan yana oynatılabilir. Crespo, İsmail yan yana oynatılabilir. Oynatılabilir. Crespo, Mert Hakan da yan yana oynatılabilir. Dikkat edin hepsinde Crespo var. Sebebi ne? Arkadaşlar bak istediğiniz yemin edebilirim size. Yemin etmeme gerek yok. Siz beni zaten tanıdığınız için Yeminime gerek yok ama şunu söyleyeyim. Bana denildi ki William Carvalho alınırsa Crespo gidecek oraya bir isim daha alınacak. Bu Arao ismi alınacak. Çünkü bu Arao'dan iyi bir yedek oluşması bekleniyor. Diyelim Crespo gitmedi William Arao Crespo'ya yedek olarak alınacak denildi. Yani benim aldığım duyumlar neticesinde Arao, Arao Crespo'nun yedeği. İyi de niye ara oynuyor Crespo oynamıyor? Crespo sakatlık sonrasında kendine çok erken gelemedi. Şimdi yeni yeni geliyor. Yüzde yüz hazır değil. O yüzden Crespo oynamıyor. Anladınız mı? Ama ben bu hatadan da döneceğini düşünüyorum. Ee, yani top tutabilen oyuncu. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Agustin Rag Ragil Rogel 500 bin euroya her taberine gitti deniliyor demişler. Hakkımızda hayırlısı olsun. Stoper konusunda da enteresan açıklamalar var. 27 Ağustos'ta Yağız Sabuncuoğlu. Bakın 27 Ağustos Yağız Sabuncuoğlu. 27 Ağustos. Diyor ki Yağız Bey, Atilla Salahi satıldığı an iki stoper ile ilgili girişimlere başlanacak. 30 Ağustos'ta Yağız Sabuncuoğlu ne diyor? Sağ stoper söz konusu değil maalesef. Şimdi 27'sinde salayı satılınca iki tanesi alınacak. Ama 30 Ağustos'ta yok. Demek ki neymiş? Atilla salayı satılmayacak demek istiyor. Değil mi? Yani satılmayacak demek istiyor. Sonra açıklamalarını sürdürüyor diyor ki Fenerbahçe yönetim ve Jorge Jesus Atilla Salahi'nin kalması için büyük çaba har harcıyor. Biz aynısını Kim Minji'de de gördük. Büyük çaba sarf edildi. Sonuç ne oldu biliyorsunuz. Bunda da demek ki kim yani ben bu açıklamadan anladığım kadarıyla Atilla Salahi'nin yolu açık olsun. Yani %100 ben bu açıklamadan bunu anladım. Diyor ki Salahi takımda kalırsa yüksek maliyette stoper alınmayacak. Daha genç ve potansiyelli bir isim transfer edilecek plan bu. Şimdi Salahi kalıyorsa daha genç potansiyelli isim alıyorsa herhalde Luan Perez'i aldığımız paraya geri gönderiyoruz. Hani Alioski varken, Ferdi varken ben Luan Perez'i sol bek oynatacağım demek gibi bir salak yapmayız herhalde. Eğer Salah'ı kalınca düşük profili birisini alıyorsak üçlü savunmada direteceğiz demek ki. Bu da ne kadar mantıklı bilmiyorum. Adam her gittiği takımda 4-1-3-2 oynatıp da Fenerbahçe'ye gelip ben üçlü oynatıyorum der mi takdir size bırakıyorum. E, takdir size bırakıyorum. Genç potansiyelli bir isim. Genç potansiyeli sadece Türk alabilirsin ya da 20 yaşın altında milli alabilirsin. O da ayrı bir olay. Salahi takımdan ayrılırsa A plus bir stoper alınacak. Şimdi sağ stoper beklemeyen Yağız Bey şimdi diyor ki böyle. Peki bir şey soracağım. Salahi takımda kalacak diyelim. Yani farz edelim kalacak. O zaman Salahi'nin yedeği olmayacak, olamayacak az stopere ya da Salahi'nin yedeği olacak az stopere 5,5 milyon euro mu ödedik? Neyin aptallığı bu? Ya Salahi satılıp sağ stoper alınacaksa demek ki sağ stoper eksik. E peki satılmadan niye alınmıyor? Sağ stoperin Salahi'yle ne alakası var? Yine alabilirsin. Eğer bunlar doğruysa da kadro planlaması ya çok enteresan bir şekilde rezalet. E, o kadar iletişim departmanda çalışan kişilerin de susması, ses çıkarmaması o da apayrı bir rezalet olur. Yani Atilla Salahi ve Luan Perez. Evet her ikisi de Fenerbahçe kalitesinde kalibresinde stoperler olabilirler. Kabul lafım yok. Ama her ikisi de sol ayaklı sol stoper. Şimdi madem Atilla Selay'ın kalması isteniliyor, Jesus görüşür o zaman niye aynı yere Perez aldırdı? Yani mantık olarak sağ stoper alınması lazım. Mesela 5 milyon euroya biz BKO için anlaşmıştık. Biz 5 milyon euroya BKO için anlaşmıştık arkadaşlar. 5 milyon euroya. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. 5 milyon euroya anlaştığın adam için şimdi 8 istiyorlar. Şimdi 8 istiyorlar. Bu arada Estoril hatırlar mısınız bilmiyorum. Transfer sezonunun başında Fenerbahçe'nin istediği bir isim vardı. Erison diye. Erison'u kiralamış. Forvet Erison'u satın alma opsiyonu da 2,5 milyon euro arkadaşlar. Mesela böyle potan bak bu çocukta iyi potansiyel var. İyi Allah'tan Estoril almış. Biz Estoril'den geri alırız. Ee, rezervlikte Fenerbahçe 19 takımda rezervlikte. Hatay Spor Ankara Gücü ile birlikte sonuncu sırada ama Fenerbahçe eksi 6 averajda 1 puanla. Yani 4. maçta itibariyle sonuncu sırada. Trabzonspor 4 maçta 4 puanı var. Galatasaray'ın 4 maçta 12 puanı var. Kimleri oynattığını tahmin edersiniz. Kasımpaşa 4 maçta 9. Adana Demir 4 maçta 7. Kayseri 4 maçta 7. İstanbul Spor 4 maçta 7 puan diye gidiyorlar. Beşiktaş i̇şte neydi? Aha, 6. sıradaymış 4 maçta 6 puanlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi şunu da belirteyim. Enner Valencia kural dış hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edilmiş arkadaşlar. Yani PFDK üyeleri en az iki maç ceza verecekler. İki maç Enner Valencia yok. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Mergin Berisha olayı çok tuhaf bir olay. Niye çok tuhaf bir olay? Mergin Berisha. Bir son dakika bilgisi geçildi dün akşam saatlerinde. Dediler ki Venerbahçe Augsburg ile Mergin Berişan'ın kiralık transferi konusunda anlaştı. Kiralık transferi konusunda. Ancak kiralama bedeli üç, kimi kaynaklar 300 bin euro dedi, kimi kaynaklar 400 bin euro dedi. Bilginiz olsun. 300 bin euro da 400 bin euro da diyen iki tarafta satın alma opsiyonu 4 milyon euro dedi. Augsburg kiraladığı kiralama bedeli 400 bin euro denildi. 400 bin euronun altında diyenler de oldu ve transferin bugün yani 31 Ağustos'ta açıklanmasını beklediklerini söylediler. Fakat akşam saatlerinde Ekrem Konur dedi ki Mergin Beleşe yarışına Augsburg'da katıldı. Şu göre daha yüksek maaş teklifinde bulundular. Alman Forvet Augsburg'un teklifinden etkilendi. Kariyerine Bundesliga'da devam etmek için sabırsızlanıyor. Şu da yarışı bırakmaya şeyi yok diyor. Hadi şu tutkart. Şu tutkart. Bastır şu tutkart. Yani bastır şu tutkart. Yani bastır şu tutkart. Hadi şu tutkart. Çakallarla danstaki elemanın o kadar parayı yatırıp bastır demesi gibi yürekten diyoruz. Bastır şu tutkart. Adamsın şu tutkart. Şu tutkartta hala oğlu var diyordu. Yok dayı mu diyordu. Bastır şu kart. <laughs> Kurtuluş sende şu kart. Ee, neyse Atilla Salah, Luan Perez, Fenerbahçe kalitesinde stoperler şöyle böyle ikisi dedik. Aynı parayı niye veriyorsun dedik. Hani böyle bir durumda sağ stoper alınması lazımdı. Salah'ı kalacaksa Perez'e vereceğim parayla BKO'yu alabilirdin. Ki aynı BKO için şimdi dediğim gibi 8 milyon euro istiyorlar arkadaşlar. 8 milyon euro cash para istiyorlar. Üçlü oynayacaksan da yanlış. 4-1-3-2 oynayacaksan da yine yanlış. Ee, yani olay bu. Özetleyelim. Maxi Gomez her konuda anlaşıldı. Açıklanmama sebebi Dembele'den gelecek haber olabilir. Onu belirteyim. BKO için 8 istiyorlar. Pelkas. belki siz bu videoyu izlemeye kapı gelmiştir. Berisha. Belki siz bu videoyu izlemeye kapı gelmiştir. Salahi. Arkadaşlar Zenit vazgeçilemi vazgeçemeyeceğimiz 20 milyon euro civarında bir teklifte bulundu. Gelin beni dinleyin. 20 milyon euroya satalım Atilla Salahi'yi. Kaan Ayhan'a bak Kaan Ayhan'a 4 milyon euroya alabiliriz. Başka takımlar daha fazla alabilir ama bizim 4 milyon euroya alma ihtimalimiz var. Gelin Kaan Ayhan'a 4 milyon euroya alalım. Türk. 1. 8 istiyorlar ama 6 milyon euroya da Beko'yu bitirelim. 2. Bak 10 milyon euromuz kaldı. Lemos'un sözleşmesini feshedelim. Gustavo Henrique'nin sözleşmesini feshedelim. Hocam 1 milyon 400 bin verdiysek falan filan benim bildiğim kadarıyla vermedik ama verdiysek de feshedelim. Kaan Ayhan, Bekao, Serdar Aziz, Luan Perez. Dörtlü savunması. Artı 10 milyon euroda kalmış oluyor. Şimdi 6 milyon euroya e, Maxi Gomez falan filan diyoruz. Abi 10 milyon euroya da gerekirse basıp hem Maxi Gomez'i hem Dembele'yi alalım. İkisini birden alalım. Maxi Gomez, Dembele. Serdar Dursun'u mu göndermek istiyorsunuz? Valencia'yı mı göndermek istiyorsunuz? Kimden ne teklif gelirse? En az birini mesela Valencia yabancı olduğu için gönderebilirsin. Serdar Dursun'u Türk diye en azından kadro tutarsın. Gönderelim. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Buruma'yı feshedelim. Gustavo Henrique'yi feshedelim. Bak Buruma, Gustavo Henrique, Lemos 3, Novak 4, Salayi sattım 5, Valencia'yı sattım 6. Hem de iyi paraya da gider ha. Şu Dersin ki işte Türkiye Ligi'nde kalmak istemiyor hemen haber yaptırırsın işte haksız kırmızı kart gördüğü için gitmek istiyor falan. O 7 milyon euro teklif eden takım zıplaya zıplaya alır. Bir de 7 milyon euro olmuş olur 10-17 milyon euroya hem Dembele hem Maxi Gomez çekersin. Maxi Gomez, Dembele, Joshua King, Joao Pedro, Serdar Dursun kalsın abi 5-5 tane hücum attım var. Kimi zaman kanatta Lincoln'u oynatırsın, Rossi'yi oynatırsın. Kimi zaman diğer kanatta Emre İrfan'ı oynatırsın bu saydığım tandemi Arda Güler'e de dahil edersin. Sağda solda bir yerde oynatırsın. Müthiş bir hücum hattın olmuş olur. Orta alanda Crespo Zays, ana futbolcularım dersin. Arao, İsmail Mert Hakan'da oynamak için can atarlar. Süper. Savunma dörtlüsünde Serdar Aziz, Kaan Ayhan ya da Bekao. E, üçü de sağ stoper oynayabilir. Luan Perez kendine gelene kadar gerekirse, kendine gelene kadar Bekao, Kaan Ayhan oynatırsın. Ne bileyim Bekao, Serdar Aziz oynatırsın. Kendine geldikten sonra zaten değiştirsin. Kaan Ayhan, Beka şey, Serdar Aziz oynatmış olsan ya da Beka Serdar Aziz oynatmış olsan 6 ay Serdar Aziz sağda İrfan Mirfan, Emre Mor oynattığın için de yabancı sınırından da kurtulmuş olursun. İş biter. Bazı arkadaşlar şunun peşindeler hocam diyorlar yabancı sınırı serbest kalsa sakın böyle bir hataya düşmeyin. En çok bize zararı olur bunun. Sakın ha. Eğer böyle bir hataya düşerseniz bizi cortlatırlar. Sakın ha. Çünkü Rakiplerin Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un hatta ligdeki hemen hemen her takımın Türk futbolcu havuzu çok dar, çok sıkıntılı. Ligdeki en iyi Türk futbolcu havuzu bizde. Bakın bunu avantaj olarak kullandık, kullandık, kullanmadık. Biz niye İrfan'a 7 milyon euro verdik? Ya biz niye Emre Mor'u gittik aldık? Biz niye işte Mert Hakan'ı kadroda tuttuk? Rusya'ya satmadık anladınız mı? Başımıza bela olur bu. Ya da mesela ee, böyle olacağını bilsek, serbest olacağını bilsek biz de gider yabancı kaleci alırdık. Mesela Altay Bayındır son haftalarda bazen yumurtlamaya başladı. Durum bu arkadaşlar. Adını anmadığım, duyumunu vermediğim biri var mı? Edison Kavan zaten bizlik değil. Valencia. Valencia'nın gitme ihtimali olabilir. Onu söyledik. Serdar Saatçı'nın alakası yoktu. Serdar Aziz. Bugün idmanda belki görürsünüz takımla çalışıyor diye. Cornelius, Doibuk. Belki bu haber, her habere de inanmayın rakiplerine ilgili. Bazılarını bilerek yaptırıyorlar. Burak kapacak. Eğer o yedeği olacaksa buyursun. Ama yok. Ben illa Ferdi'yi oynatacağım sağ kanatta diyorsan Burak kapacağı da yazık etme. En azından oynayacağı takıma ver. Gitsin oynasın. Çocuk paslanmasın. Thiago Çukur gitti bak görüyorsunuz. Crespo'nda ben Kayseri maçına itibaren dönmesini bekliyorum. Bunu söylerken de ısrarlı bir şekilde şunu belirtiyorum. İyi teknik direktör aynı zamanda yanlışından dönebilen teknik direktördür. Bakalım iyi teknik direktöre mi biz inat dediğim dedik çaldığım düdük biraz da egoist bir teknik direktörümüz sahibiz. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar tekrar tekrar şu 26 bin için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki bizimlesiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.